Dolgu ve botoks konusunda o kadar bilgi kirliliği var ki artık her önümüzde gelen durumda anlatmaya çalışıyoruz. Gerek halk arasında, gerek basında bu konuda ciddi bir bilgi eksikliği var. Şimdi botoks hala anlaşılamadı. 10 yıldan fazladır kullanılan botoks bir felç edici bir zehirdir. Ve bu zehir siniri felç ederek adaleleri çalışmaz hale getirir ve burası gergin görünür. Mesela alın çizgilerimize botoks yapıldığında alın parlak ve gergin durur. Aynı şekilde kaz ayakları gerilir. Çünkü burada kırışıklığı yapan adaleler felç olur. Ama geçici tabii ki. Dolgu ise boşluk doldurmak için kullanılan bir şeydir. Adı üzerinde dolgu. Yani bir boşluğu doldurucu bir maddedir. Bunun botoksla uzaktan, yakından bir alakası yoktur. Basında öyle yazılar görüyoruz ki karman çorman. Bir botokstan bahsediyor bir satırda, ikinci satırda dolgudan bahsediyor ve bunları aynı şeymiş gibi anlatıyor. Lütfen, hatta bizim meslekte de bazı hemşire bazında olsun bu konuyu aynı zanneden kardeşlerimiz de var. Hastalarımızdan şunu rica ediyoruz. Geliyor bize, ben yanağıma botoks yaptıracağım diyor. Eliyle de burayı gösteriyor. Buraya botoks yapılmaz, buraya dolgu yapılır. Ne yaptıracağınızı lütfen teşhis koyarak değil, isteğinizi söyleyin. Ben şu kırışıklığıma bir giderici bir şey yaptırmak istiyorum derseniz doktorunuz daha iyi yardımcı olur. O yüzden botoks ve dolgu farkını çok iyi vurgulamamız lazım.